Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı farklı ve çok lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim. İçi şöyle çikolatalı ve fındıklı. Ben bunu çikolata koydum. İsteyen koymayabilir. Sadece fındık da koyabilir. Ama ben akışkan bir kahvaltılık çikolata koydum. Lezzeti çok harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Buyurun yapımına geçelim. Şimdi malzemelerimiz. Oda sıcaklığında 250 gram tereyağı veya margarin. Ben tereyağı kullandım. Siz isterseniz margarin kullanabilirsiniz. 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı süt, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Bunlar hamuruna girecek olanlar. Yaklaşık 4 su bardağı elenmiş un var burada. Kakao 2 yemek kaşığı kullanacağım. Bunu daha sonra aşamada göstereceğim. Ve içine burada fındık var. Kavrulmuş fındığımız, dövülmüş. Ve Nutella'mız var burada. İsteğe bağlı istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Bu çikolatayı siz isterseniz kullanabilirsiniz. Ben çok yakıştırıyorum bu kurabiyeyi. Çok farklı oluyor, çok güzel. Ben kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, önce tereyağımızı şöyle kabımıza alıyoruz. Daha sonra içine 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1/2 çay bardağı süt, 2 kaşık yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 paket vanilya, 1/2 kabartma tozunu unla birlikte ekleyeceğim. Malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Şimdi içine azar azar unumuzu ekliyoruz ve buradan 1 çay kaşığı kabartma tozunu şöyle tepelemeye koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Ben yaklaşık 4 su bardağı un eledim. Bu tereyağının sıvısına, yumurtanın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Yağlarda su katkısı var çünkü. Evet. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şöyle beyaz olan kısmı biraz daha fazla. Diğer kısmı ayırdım ben. Diğeri biraz daha az. Ben buna 2 çorba kaşığı şöyle kakao ilave ediyorum. Ve yoğuracağım. Evet, kakaomuzu hamurumuza ekledik. Şöyle yoğurdum, iyice yedirdim. Şimdi kakaolu hamurdan şöyle cevizden biraz küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Evet, kakaolu hamurumuzu şöyle küçük küçük, cevizden küçük, fındıktan büyük şekil verdik. Yaklaşık burada 35 tane var. Şimdi beyaz hamurumuz biraz daha fazla. Biraz daha büyük yapacağımız için çünkü. Şöyle bir parça kopardım. Ceviz büyüklüğünde. Hatta birazcık da büyük olabilir.
Şöyle açıyoruz. Hatta merdane ile açalım biraz. İçine şu kakaoyu, kakaolu hamuru koyuyoruz. Ve şöyle bohça kapatır gibi kapattık. Yuvarlıyoruz. Merdane ile şöyle açıyorum. Hafif oval gelecek şekilde. Şöyle. Evet. Şöyle. Kakaolu hamurumuz içinde kaldı. Şimdi biraz daha açalım şunu. Evet. Oval bir şekilde. Şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle çizikler atıyoruz. Çok derine gitmeyecek şekilde çizikler attık. Bunu böyle çeviriyorum. Şimdi içine fındık, normalde fındık var ama ben çikolata da koydum. Şöyle biraz akışkan bir çikolata koydum. Ardından şöyle fındık. Bu fındık onun içine çok güzel lezzet veriyor. Çikolata da öyle. Şu elime geldi. Şöyle yuvarlıyoruz. Ve ay şekli veriyoruz. Şöyle. Evet. Böyle yağlanmış tepsiye dizeceğiz. Evet, şekillerini verdik. Yağlamıştı tepsiye veya ben yağlı kağıt koydum. Tepsiye dizdim. Şimdi önceden ısıttığımız 180 dereceli fırına vereceğiz. Yaklaşık 20 dakika. Çok fazla kızarmayacak. Fırına vereceğiz. Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.